Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdo Özağa, donanımhaber.com olarak bu videoda sizlere Turkcell'in Küçükyalı'daki yeni genel merkezinden sesleniyoruz. Yanımızda da Turkcell'in genel müdür yardımcısı İlker Kuruöz var. Kendisiyle bugün burada demosu gerçekleştirilen 4.5G üzerine konuşacağız. İlker Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle hem Turkcell'e hem de ülkemize hayırlı olsun. Geçtiğimiz aylar içerisinde 4G, 5G tartışması yapılırken 4.5G'nin iadesi gerçekleşti ve Nisan ayı itibariyle bu teknolojiyi ülkemizde kullanmaya başlayacağız. Biz 3G teknolojisinde dünya genelinde sonra geçen ülkelerden birisi olduk ve bunun bir güzel yansıması olarak en son teknolojiyi kullandık. Pek çok kişi de esasında bundan memnun gibi görünüyor. 3G henüz bu kadar yeniyken bizim için 4.5G teknolojisi ya da 4.5G'yi 4G'den ayıran teknoloji ve bunun getireceği hızlar ülkemizde kullanıcılara pratik hayatta ne gibi avantajlar sağlayacak? Çok teşekkür ederim. Aslında bugün çok önemli bir gün. 1 Nisan 2016'dan itibaren Türkiye 4. nesil ve ötesi 4.5G ile tanışıyor ve kullanmaya başlıyor olacak. Bugün baktığımızda Türkiye sahip olduğu mobil internet şebekesiyle dünyanın lider ülkelerinden. Hem kapsama hem kapasite açısından önde gelen ülkelerinden biriyiz. Ama toplumumuz çok yaygın bir şekilde data kullanmaya başlayınca 3G'de de doğal olarak kapasitelerde artık bir gelişme yapmak gerekiyordu. Onu artırmak gerekiyordu. 4.5G ile birlikte daha yüksek kapasitelere ulaşacağız. Bu spektrum ihalesiyle birlikte biz Turkcell olarak en yüksek kapasiteye karşılık gelecek olan spektrumu satın aldık. Bugün de burada onun denemesini yaptık, gördünüz. Önümüzdeki dönemde Turkcell müşterileri mobil datayı çok daha hızlı ve çok daha yüksek kapasitelerde kullanabiliyor olacaklar. Şimdi literatüre baktığımız zaman 4.5G diye bir teknik terim yok esasında. 4G var. Daha sonra bunun alt başlıkları işte LTE, LTE Advanced gibisinden gidiyor ve bunların hepsi farklı bant ve farklı hız aralıklarını temsil ediyor. Şimdi biz ülke olarak niye buna 4.5G dedik? Burada işin bir teknik arka planı var mı acaba? Şimdi aslında 4.5G sektörde kullanılan bir terminoloji. Bugün birlikte lansmanını yaptığımız stratejik partnerimiz Huawei'nin bugün bize sağladığı ekipmanlar için kendi kullandığı ticari tanımlaması da 4.5G. Çünkü şu anda öyle teknolojiler gelmeye başladı ki 2020'deki 5G'yi beklemeye aslında gerek yok. Var olan teknolojiyi bizim hızlı bir şekilde hayata geçirip şebekelerimize kullanmamız lazım. Bugün konuştuğumuz LTE Advanced ve buna gelen ek özelliklerle verdiğimiz altyapı 4.5G diye dünyada da adlandırılmaya başlandı. Dün de bir basın announcement'ı vardı. Dünyada bizim de ortağımız olan, bizim hissedarımız olan TeliaSonera'da 4.5G testi yaptığını açıkladı. Aslında dünyada belki bir Türkiye olarak biz öncülük de yaptık bunun adlandırılmasında. Artık bu da literatüre oturmaya başladı. Şimdi 4G, 3G ile kıyasladığımız zaman 4G'ye nispeten daha hızlı geçen ülkelerden birisi olacağız. Çünkü dünyada Kuzey Amerika'yı ve Güney Asya, Güney Kore bölgesini bir tarafa bırakırsak eğer henüz çok yaygın olarak kullanılmadığını görüyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman tüketicilerin pek çoğunun öncelikli olarak merak ettiği konu hızlar. Hızlar ne seviyeye gelecek ve buna bağlı olarak artan hızlarla birlikte yeni kullanım senaryolarını biz günlük hayatımızın içerisine adapte edebilecek miyiz? Şimdi yeni hızlar gündeme gelecek. Şu anda biz 3 taşıyıcı birleştirme teknolojisiyle triple carrier diyoruz buna. 63 megabit per second'ı görüyoruz. 1 Nisan'da 375 megabit per second'ı göreceğiz. Bugünkü denemede gösterdiğimiz 5 taşıyıcı birleştirme teknolojisi 2017 yılında ticari olarak satılan cihazlarda desteklenilecek ve 1.2 gigabit per second yani 1200 megabit per second'ı destekliyor olacağız. Çok yüksek hızlar. Bu nerede fayda sağlayacak? Uygulamalarımız daha hızlı çalışacak. Şebekeye bağlanan kullanıcılar çok hızlı işini yapıp çıktığı için şebekelerin kapasiteleri artacak. Ya bir kaynağı paylaşan insan sayısı ne kadar azalırsa hızlı işini hallederse kapasite artışı olarak bize geri dönüyor olacak. Bir de baktığımızda bugün şebekelerdeki trafiğin büyük çoğunluğu videoya kayıyor. Ve videoda yüksek kalitelere, şimdi 4K'yı konuşmaya başladık. Bu kapasiteleri kaldırabilmek için kullanmamız gereken belirli hız limitleri var. Vermeniz gereken hız limitleri var. Bunları da 4. nesil ve ötesi de çok daha hızlı bir şekilde sağlıyor olacağız. Şimdi hızların artması aynı zamanda yine günlük hayata baktığımız zaman kotaların daha hızlı tüketilmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla insanlar hızlar artarken acaba mevcut kotaların fiyatında bir düşüş olacak mı ya da yeni kota seçenekleri olacak mı diye merak ediyor. Çünkü öyle bir noktaya geleceğiz ki fixed line dediğimiz sabit hat üzerine internet verme teknolojisi de biraz out of date dediğimiz geri kalmış bir teknoloji haline gelecek. En azından hız seviyesine baktığımız zaman bu bağlamda kullanıcılar hani bunun faydasını görürken aynı zamanda bu mali anlamda da insanlara olumlu bir yansıma yapacak mı? Şimdi kotadan başlayayım.
Şöyle düşünürseniz her yıl aslında kullanıcılarımızın data kullanımı artıyor ama tarifeler ve paketler aşağı yukarı belirli seviyelerde kalıyor. Kotalar kesinlikle artacak. Daha çok insan daha fazla data kullanıyor olacak ama datanın birim maliyeti düşecek. O yüzden de bizdeki maliyetlerin böyle anormal değişmelerini beklemememiz lazım. Ama daha çok datayı tüketebiliyor olacağız. Daha erişilebilir fiyatlara. Mobilin bu kadar hızlanması evet çok önemli ve bizim mobil internet tecrübesini her yerde yaşamamızı sağlayacak. Ama fiber internet de bir o kadar önemli. Bunlar birbirleriyle bazı noktalarda yarışan, bazı noktalarda birbirlerini tamamlayan teknolojiler. Fiberin burada çok önemi var. Bizim hanelere, evlere, son noktalara fiber götürmeye, yatırım yapmaya devam etmemiz lazım. Ama şu bir gerçek. Fiber internet ve ultramobil geniş bantla 4.5G ADSL'i kesinlikle arkada bırakacak. Çünkü ADSL bugün bu hızlara ulaşmak için çok yeterli bir altyapıya sahip değil. Bunu şundan dolayı sordum. Biz 3G'ye geçtiğimiz zaman ciddi bir yatırım maliyeti gerekiyordu. Yani altyapı tarafında operatörler çok ciddi yatırım yaptılar ama anladığım kadarıyla 3G'den 4.5G'ye geçiş aynı oranda yatırım maliyeti gerektirmiyor. Mevcut baz istasyonlarının pek çoğu belki bir akü yenilemesiyle buna adapte olabilecek noktaya gelmiş durumda. Belki güncel teknolojiden ötürü ya da en azından konuşulan insanlar arasındaki yaygın kanı bu şekilde. Buradan bir ölçekleme yaparsak eğer tüketiciler yine avantajlı olacaklar mı? Şimdi 4.5G'ye geçerken yine bir yatırım yapmanız gerekiyor. Var olan ekipmanlarımızın özellikle son birkaç yıldır envanterimize giren ekipmanlar multi teknoloji desteği dediğimiz bir özelliğe sahip. Onu biz kolaylıkla açıyor olacağız ama bununla birlikte yeni spektrumun getirdiği yeni antenlerin ve özellikle merkez şebekedeki kapasitelerin de konumlanması lazım. Onlar için de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yatırım maliyetinden daha çok bu hizmeti verirken bizim harcadığımız enerji, spektrumun verimliliği vesaire gibi kavramlardan gelen gider maliyetlerindeki düşüş müşterilerimize daha fazla yansıyor olacak. Son olarak birkaç önemli konu var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Birincisi bu hızları biz vereceğiz. Yani operatör olarak sizler sağlayacaksınız ama kullanıcılar bu hızları ne kadarını alabilecek? Burada da ister istemez cebimize taşıdığımız cihazların yeteneği ön plana çıkıyor. Turkcell yapmış üzerinde konuşmak gerekirse siz bu toplantıda 2016 itibariyle 375 megabit per second saniyede 375 megabit vereceğinizi söylediniz ama örneğin T60'ın yetenekleri o seviyeye çıkartım. Evet 150 megabit seviyesinde. O hızlara şu anda orta üst seviye diyebileceğimiz akıllı telefonlar görebiliyor. Yani kategori 6 seviyesindeki cihazlar görebiliyor. Şimdi diğer taraftan da önümüzdeki sene çıkacak üst seviye cihazlar için işin diğer tarafına baktığımız zaman Cat 10 üst ve üstünden bahsediyor. 600 megabitleri göreceğiz sen. En azından örneğin Qualcomm'un bahsettiği rakamlar bu şekilde. Hem mevcut cihazlar için hem de yeni gelecek cihazlar için projeksiyonunuz ne? Çünkü modemin dışında bir cihazın aşırı miktarda yoğun veri alabilmesi aynı zamanda onun aşırı ısınması, RAM'in daha fazla kullanılması anlamına geliyor ki orada ister istemez teknik speklerde yükselmeye başlayacak. Burada Turkcell olarak siz ne öngörüyorsunuz? Kullanıcılara örneğin cihaz kampanyası olarak yeni şeyler sunacak mısınız ve bir taraftan yerli telefon çalışmaları varken diğer taraftan da dünya belli bir noktaya doğru giderken siz bir şekilde donanım tarafında da daha gayretli olacak mısınız? Şimdi bizim kurduğumuz şebekenin en etkin kullanılabilmesi için biz evet şebekeye yatırım yapmalıyız ama son kullanıcılarımızın da iyi cihazlara sahip olması lazım. Tabii cihaz yatırımı da önemli bir yatırım. Onun da maliyeti herkes için farklı noktalarda gerçekleşiyor. Şimdi çok üst düzey cihazları satın almak için verilecek paraları herkesin imkanı olmayabilir. Burada daha uygun maliyeti üst teknolojiyi vermek gibi bir hedefimiz var. T serisinin genel misyonu bu. En iyi teknolojiyi en uygun fiyata vermek. O uygun fiyatın karşılığındaki chipset nedir, spesifikasyonlar nedir onları da biz bir optimum noktada tutmaya çalışıyoruz. Bugün baktığımız zaman T60 ve T50 Türkiye'nin en iyi satan telefonları oldular. Bulundukları fiyat ve kalite noktaları ve teknoloji noktalarıyla. Önümüzdeki dönemde de T serisinin misyonu bu olmaya devam edecek. Daha üst düzey kapasite için gelecek cihazlarda biz partner ekosistemimizi kullanacağız. Bugün bilinen markalar çok yoğun yatırımlar yapıyorlar. Bunlar tabii biraz daha pahalı cihazlar ama o cihazlar da teknolojideki gelişmeyle birlikte fiyatları hızla aşağıya iniyor biliyorsunuz. Yani bir Moore's Law her zaman işliyor. Biraz tartışma konusu olsa da baktığımız zaman telefon fiyatlarında da hız, RAM, ekran büyürken fiyatlar belirli bir noktalarda kalmaya devam ediyor. Burada Qualcomm ve diğer chipset üreticilerinin agresif roadmap'leri var. Biz de onu yakından takip ediyoruz. Uygun fiyat ve teknoloji spesifikasyonları noktasını bulduğumuzda
T serisi orayı her zaman adreslemeye devam edecek. Son olarak böylesi hızların aslında merkezinde olacağı teknoloji nesnelerin interneti olacak. Doğru. Internet of Things. Bugün işte hep pek çoğumuz ya da bir kısmımız evlerinde akıllı termostat kullanmaya başladık. Belki önümüzdeki sene bir ebeveynin çocuğunun giydirdiği, evet, o kıyafetin üzerindeki sensörden data termostata girecek. Oradan evin sıcaklığı belki otomatik olarak değiştirilebilecek. Bu noktada siz daha yüksek hızlarla birlikte 4.5G ile beraber yine hayatımıza yansıyacak bir takım yeni teknolojileri ve ürünleri de duyurmaya başlayacak mısınız 2016 ile birlikte? Hali hazırda üzerinde çalıştığımız pek çok teknoloji var. Internet of Things hayatımıza hızla girecek. Bazıları aslında hayatımızda biz onların girdiğini çok da farkında değiliz. Aslında akıllı telefonlarımız içerisindeki pek çok sensör bugün bizim hayatımızda yer almaya başladı. Bunun daha uygun fiyatlara çok daha fazla nesneye girmesini de önümüzdeki dönemlerde görüyoruz. Şimdi öngörüler var. 2025'te 50 milyar cihaz diyen de var, 20 milyar cihaz diyen de var. Ben milyarlar çok önemli değil ama bizim hayatımızı yöneten pek çok noktada bizi akıllandıran ve hayatımızı kolaylaştıran nesnelerin hayatımıza geleceğini görüyorum, öngörüyorum. Şimdi biz de burada özellikle akıllı ev teknolojilerinde, eğlence teknolojilerinde yatırımlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de burada ürün lansmanlarımız olacak. Evet arkadaşlar, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz'den 4.5G ile ilgili bilgileri almış olduk. Burada laboratuvar ortamı diyebileceğimiz özel bir setup çerçevesinde 1.2 gigabit saniyede inanılmaz bir hız bu, görmüş olduk. Tabii ki bunu hemen günlük hayatımıza yansıtmayacak ama orta uzun vadede 2016'lar sonrasında daha yüksek internet hızlarını da mobilde cebimize taşıyor olacağız. İlker Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.